Aç kapıyı. Selamlaşalım hemen Demet Hanım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Kışlıkları geçmişsin. Artık kış geldi demek. Vav, gözüm acayip oluyor. Nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Kayman lazım. Menajerinizi de görünce galiba bir iş yemeği yedik. İş değil aslında. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Yemek yedik sadece. Afiyet olsun. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Çok teşekkürler. Hiçbir şey yapmıyorum. Önce pembe toptan başlayalım. Evet. Sonrasına gelelim. Pembe top. Ya çok güzeldi. Bilmiyorum hani siz hakim misiniz? İzleyebildiniz mi? Benim için tabii ekstra gurur verici bir şeydi. Hem de verdiğimiz mesaj da çok kıymetliydi. Onu atlattık. O çok benim için çok heyecan vericiydi. Güzel mesajlar da verdiğimizi düşünüyoruz. Altından kalktığımı düşünüyorum. O yüzden çok mutluluk vericiydi. Bunun dışında neler yapıyorsunuz? Peki sinema filminiz vizyona girecek mi? Belli evet. Oldu mu tarihi? Aslında tam tarihi bana söylemediler daha ama yani Şubat Mart diye bir şey konuşuluyordu. Şimdi ben de yalan söylemiş olmayayım. Ama az kaldı diyebiliriz. Sorun var diye. Ha, kıyafetler sosyal medyada çok eleştiriliyor sizin. Eleştiriliyor mu? Çok beğeniliyor. Yo, eleştiriliyor da olabilir. Çok normal. Oydu, soru gerçekten oydu. Evet. Bir yandan göz göze neden öyle oldu? Kıyafetleriniz çok beğeniliyor. Hani sosyal medyada giydiğiniz bütün kıyafetler. Hani çok beğeniliyor. Çok güzel teşekkür ederim. Oluyor. Modellik düşünüyor musunuz? Vay güzel. Hiç bunu düşünmemiştim. Yani düşünmüyorum. Şarkı söylemeyi de düşünmüyorum. Onu soracaksanız tekrar. Dans etmeyi hep düşünüyorum. Hep de düşüneceğim. Yani Akif çok ilgileniyor, beğeniyordu zaten sağ olsun. Akif'le beraber bir dans edelim. İnşallah, o isterse neden olmasın, her zaman. Yeni proje var mı peki, senaryo okuyor musunuz? Okuyorum, öyle bir, yani şu an açıklayacağım bir şey yok, o kadar kesin bir şey yok, onu söyleyeyim. Ama devam ediyorum okumaya, bence en kıymetli yolculuk bu. Çünkü o yorucu set günleri bittikten sonra iyi işler okuyor olmak benim için çok güzel tabii. Bakalım yani kesinleştiği zaman zaten mutlaka haberiniz olur. Son dönemdeki dizileri nasıl buluyorsunuz peki? Vallahi, takip ettiğiniz dizide var mı? Takip ediyorum. Aslında ben bütün işleri takip ediyorum. O yüzden herkes çok büyük emek veriyor. O yüzden hepsine de acayip saygı duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Dizilerde bazen kadına yönelik şiddet biraz fazla olduğu söyleniyor. Hatta bunun yüzünden birkaç oyuncuda senaryoyu kabul ettirmek Evet okudum. Ya tabii o işin yani her senaryo için aynı şeyi tabii ki söyleyemem ama dengesi çok önemli. O yüzden sadece oyuncunun sorumluluğunda da olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Böyle zaten en büyük kanayan yaramız. Yani çok dikkatli bir şekilde doğru mesajlar verildiği takdirde onun bence bir oranı olduğunu da düşünüyorum. Yani kendi işlerimde de buna dikkat etmeye çalışıyorum tabii ki. Peki televizyon izlemek demişken son olarak O Ses Türkiye yeni sezonu nasıl buluyorsunuz Oğuzhan Koç'la birlikte? Çok güzel buluyorum. Zaten oturmuş bir program. Bence oraya da çok yakıştı. Ben güzel buluyorum. Siz nasıl buluyorsunuz? Ben size sorayım. O Ses yılbaşında yeni bir sürpriz olur mu Demet Özdemir? Sürpriz. Artık sıkılmadık mı peki? Ha? Yani sevdik. Ya, İdare eden şarkı söylüyorum da bence yeter. Ya. Ama çok teşekkür ederim. Biz de çok İyi akşamlar. Çok sağ olun. Ayaklarınız.